Tabii bu mesela bugün Faik Öztrak diyor ki kardeşim kimdir bu Cumhurbaşkanı yardımcısı, açıklayın bize. İkide bir de Osman Öcalan'ı devreye sokan bir soru işareti. Şimdi bu noktada CHP ve İyi Parti HDP ile yan yana gelmekten çok çekiniyorlar ve azami dikkat gösteriyorlar. Yan yana geleceğiz ve marjinalleştirileceğiz. İşte özellikle CHP, çünkü CHP'nin kendi tabanından da kaynaklanan ciddi çekinceleri var. Ama görüyoruz ki mesela AK Parti bir oraya dönüyor, bir buraya dönüyor. İşte hiç sonucunu almayacağı garip açılımlar yapmaya çalışıyor. Bile bile belki de. Bunlar sadece bazen göz boyama niteliğinde de kalıyor. Sen bütün bu meselelerde mesela CHP'yi de belki konuşabiliriz, değil mi? Yani CHP tabanına rağmen bir kere daha yine belirlenen bir gündemle karşı karşıya şimdi. Hükümetin sözde tabela olarak bile olsa kurmaya çalıştığı bir Kürt Partisi ve İyi Parti ve CHP bu noktada şu anda sessiz kalıyorlar. Şimdi temennilerle gerçekliği birbirine karıştırmamak lazım. Yani HDP'nin bir Kürt Türkiye Partisi olma çabası, temennisiyle bunun ne kadar gerçekleştiği mukayese gerektiren bir durum. Aynı şekilde Millet Partisi'nin fiili bileşeni olan HDP, ki bu durum artık yani en azından tabanda var böyle bir ittifak ve işte şeyde de yönetimlerde de çekinik bir şekilde var aslında. Fakat bugünün Türkiye'nin sosyopolitiğinde değişmesi bugünden yarına mümkün olan bir durum değil. Bunu ben bir saptama olarak, temennin dışında bir saptama olarak yapıyorum. HDP PKK eşleştirmesi, HDP PKK düzlemi, çizgisi bugünkü gibi kaldığı müddetçe HDP ile olan ittifak asla asla gerçek, böyle resmi, açık bir ittifaka dönüşmeyecektir. Dolayısıyla ben bugün artık Türkiye'de taşların şu aşamada yerine oturduğunu, bunun da kısa vadede değişecek kanaatinde değilim. Ne de Erdoğan'ın Bahçeli'yi trenden atabileceği kanaatindeyim. Zaten böyle bir şey, zaten ortada bir tren yok. Belki bu metafor ray konusunda kullanılırdı. Bu raylar birbirlerine paralel olarak kenetlenmişlerdir. Zaten Ve Mehmet Bey de onu o da söyledi. evet, atar mı diye bir ihtimal, Hayır, o atsa şimdi ortada bir yolunda giden bir tren yok bir kere, bir. Atsa bile yani yerine kimi alacak? Yani MHP'nin alternatifi yok. Bitti. Bütün seçenekler tüketildi. Bitti. HDP, PKK çizgisi de statik bir hal aldı. Uzun yıllardır değişmiyor. O konuda da bir hareket yok. Ve dolayısıyla bunun bugünden yarına değişeceği kanaatinde değil. Böyle gidecek siyaset bir süre Türkiye'de. Ben yani eğer yine de zorlamayla bir tren metaforu kullanılacaksa, bu trenin son durağına kadar yolcusu, bu tren iyi bir yere gitmiyor, onu söyleyeyim yani. Kötü bir yere giden bir tren bu. Veyahut işte boşanmış giden, kontrol edilemeyen bir, yani kamyon duvara çarpacak falan, yani treni patlamış değil öyle de burada. Neyse. denilebilir. Sorunlu bir tren ve bu trende iki aktör var. Ve bu iki aktör, bu tren ya raydan çıkacak, ya bir yere çarpacak, ya da işte son durakta duracak. Oraya kadar birlikte gidecekler. Aynen. Bu ya, yine de ben bu CHP konusunu soracağım ama Emin var mı bu konuda Benim gitmeden önce Burak Bey'in yanıtlamasını Tabii. isteyeceğim bir son sorum var. Gideceği için ben hep Burak Bey'e soruyorum, Gerçekten o Mehmet Bey gitmiyor. Biz de ilk izninizle. bölümü bitireceğiz zaten. Evet, Birlikte bitireceğiz birazdan ama. galiba. Evet. Şimdi Burak Bey, dediniz ki Sayın Cumhurbaşkanı uyum gösterdiği için MHP Bahçeli gücünü artırdı. Yani bugünün MGK'sı rolünü Sayın Erdoğan buna uyum gösterdiği ve bunu aşama aşama desteklediği için gücünü artırdı dediniz. Hatta Mehmet Bey de bizzat Cumhurbaşkanı hazırladı bu durumu dediniz. Bundan sonrası için Sayın Cumhurbaşkanı eğer buna devam edecekse, yani MHP'nin MGK, geçmişin MGK'sı olma, kimin hangi görüşün meşru olduğunu belirleme siyasetine ve koalisyonla devam edecekse, Kürtlerle bir açılıma gidebilir mi?
ya da nereye kadar gidebilir MHP ile? İki, hayır gitmeyecekse, yani Kürtler böyle bir zemin yoklayıp orada bir şey görürse MHP'yi bırakıp öbür tarafa gidebilir mi veya Kürt seçmeni çekebilir mi? Evet, ben buna cevap verip ayrılayım isterseniz. O zaman bir de bir cümle, CHP böyle seyretmeli mi yoksa tam da vakti zamanı mıdır kıpırdanmanın, onu da söyleyin. Tamam. Ya bana sorarsanız bundan sonra hani Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçmişteki ittifaklara benzer bir şekilde bir ittifak değişimi yapması çok mümkün değil. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılıp hızlı bir şekilde hali hazırda onu bekleyen bir toplumsal grup yok. Buna en yakın gözüken parti, hani öyle gözüken parti, İyi Parti gibi algılanıyor kamuoyunda. Sayın Meral Akşener de kesinlikle kapalı kapılar ardında bir görüşme yapılmayacağını, ana muhalefet partisi lideri olmadan masaya oturmayacağını ve parlamenter sisteme dönüşün gerçekleştirilmeden bir işbirliğinin söz konusu olmayacağını söyledi. Yani biz buradan şunu anlıyoruz. Eğer Sayın Erdoğan bundan sonra Cumhur İttifakı'yla devam etme kararı alırsa ve bu ittifakın kendisine elindeki her şeyi kaybettireceğini düşünürse, evet, bir değişim opsiyonunu cebinde tutuyor. Ama bu değişim opsiyonu müttefik değiştirmek, yani kendi gücünden hiç taviz vermeden yeni bir müttefikle devam etmek yerine kendi gücünden taviz vererek, kendi gücünü şeffaf, kamuoyu önünde kurumlar vasıtasıyla paylaşarak parlamenter sisteme geçerek sistemin içerisinde kalmak şeklinde olabilir. Yani artık mevcut gücünü koruyarak farklı müttefiklerle ilerleme döneminin ben sonuna geldiğimizi düşünüyorum. Eğer kaybedecekse her şeyi kaybedecek bu şekilde. Bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçiminde eğer kaybederse, evet, gerçekten çok epik bir kaybediş olacak onun için ve her şeyi kaybedecek. Bunu eğer görürse bundan sonra işte bir değişim olabilir. O değişim de fakat şu ana kadar gördüğümüz ittifak stratejilerinden farklı olacak. Bütün meşru aktörlerle aynı masanın etrafında oturduğu, parlamenter sistemi kabul ettiği ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin diğer siyasi partilerle aynı muameleye tabi tutulduğu bir dönem olabilir. Bu ihtimali ancak çok kuvvetli ben kendi açımdan görmüyorum. Ama böyle bir ihtimal var mı diye sorarsanız var. Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin HDP'ye yaklaşımları konusunda son bir şey söyleyeyim. Burada bu partilerin HDP elitinden ziyade HDP seçmeniyle ilişki kurma gibi bir eğilimleri olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla HDP elitiyle ittifak yapmak ya da kamuoyu önünde bu insanlarla el sıkışmak yerine HDP seçmenini rahatsız etmeyen, HDP seçmenini yakalayabilecek söylemler geliştirmeye çalışıyorlar. Çünkü şunu kabul etmeliyiz. Eğer Türkiye'deki siyasi partiler üzerinde bir vesayet gölgesi varsa, HDP'nin üzerinde de farklı bir vesayet gölgesi var. Biz bunu belirlemek için Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına başvurmak zorundayız. Bu siyaseten belirlenebilecek bir şey değil. Maalesef Şirin Hanım, Türkiye Cumhuriyeti kanunları da HDP meselesinde son derece keyfi bir şekilde uygulanıyor veya uygulanmıyor. Yani HDP'nin PKK ile olan ilişkisi kanunlar tarafından tespit edilen bir ilişkiden ziyade siyasetçiler tarafından tespit edilen veya inkar edilen bir ilişki haline alıyor. Bu durumda HDP ile, yani kanunlara göre meşru farz edilen bir partiyle ilişki kuran bir siyasi parti hızlı bir şekilde kriminalize edilebilir ve HDP'ye kefil olduğu için hep beraber sürüklenebilirler. Bu partiler bundan imtina ediyor. O yüzden onun çözümü, bana sorarsanız, bu partileri HDP elitiyle kamuoyu önünde el sıkışmaya zorlamaktan ziyade HDP konusunda sistemin muğlak tavrını kabul etmekten ve bu partilerin HDP seçmeniyle kurduğu ittifakı desteklemekten geçiyor. Elitiyle değil, HDP seçmeniyle. Enteresan, bunun üzerine daha da uzun konuşabiliriz önümüzdeki günlerde. Seçim sattım haline girdiğimizde diyelim ki, bakacak olursak herkes bunu söylüyor.